bin yıldan beri hep hakkı korumuş olan milletimizin susmasını beklemek mümkün değildir. Bu büyük zulüm bütün insanlığa karşı işlenmiş zulümdür. Elbette oturamayız, elbette susamayız, meydanlara dolup bu zulme karşı haykırmaz, zalimleri lanetlemek mecburiyetindeyiz. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar sevriyi İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz. Bu milletin hiçbir evladı Kudüs'ten bana ne diyemez. Kudüs her Müslümanın meselesidir. Hedef İslam alemi ve Türkiye'dir. Filistinliler sadece kendi ülkeleri için değil, İslam alemi, Türkiye ve bütün insanlık için mücadele ediyorlar. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in zulümlerden kurtarılması için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه. İslam coğrafyası tarihte eşi benzeri görülmemiş işgal, zulüm ve katliamlarla karşı karşıyadır. Uyarı. Malatya'mıza yerleştirilen füze kalkanlarına, ırkçı emperyalizm, Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında 22 İslam ülkesinin sınırlarının değiştirilmesini hedeflemektedir. Hiç şüphesiz bu işgal sürecinin nihai hedefi Türkiye'dir. Ülkemizin aynı zamanda NATO toprağı olduğu bahanesiyle, başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep ve Adana illerimize, ülkemizde 28 NATO üssünün bulunması, hava kuvvetlerimizin İzmir'deki NATO karargahına bağlanması ve bu gerekçeyle yabancı ülke askerlerinin ülkemize gelmeleri, başta NATO ve ABD olmak üzere bazı ülke en üst düzey istihbarat ve askeri yetkililerinin ülkemizi adeta mesken tutmaları endişelerimizi kuvvetlendirmektedir. Bölgemiz büyük bir savaşın eşiğine getirilmiştir. Saadet Partisi. Bu vahim olay karşısında asla macun metoduna müsaade edemeyiz. Biz milli görüş temsilcisiyiz, milli çözüm temsilcisiyiz. Bu olayı 3 tane lafla kınamış gibi gözükerek milletimizin aldatılmasına müsamaha gösteremeyiz. Bunları uydurmacıktan söyleyeceksiniz, göz göre göre İsrail'in devlet merkezini Kudüs'e nakletmesine göz yumacaksınız, dolaylı yoldan yardımcı olacaksınız. Buna müsaade etmemiz asla mümkün değildir. Bu, İsrail tarafından teşebbüs edilen çok mühim bir küstahlıktır. Bu adım ile İsrail gözümüzün içine baka baka, işte geliyorum, yarın Anadolu'yu da kendime vilayet yapacağım diye ilan ediyor. Bu onun ilanının aynıdır. 33 seneden beri yapılan planlar, programlar, tatbikat ve tecavüzler onu gösteriyor ki İsrail'in bu topraklardan çekilmesi yetmez. İsrail'in 33 seneden beri İslam alemi ortasında bir çıvan başı olmaktan dışarı çıkartılması lazımdır. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar sevriyi İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz. En önemli bir hususu mutlaka dikkatlerinize sunmak mecburiyetindeyim. Ey inançlı kardeşlerim, Müslümanlık dini savunma dini değildir. Ya bütün insanlığın saadeti için koşmak, cihat etmek, hücum etmek dinidir. Efendim ben ne yapıyorum? Kimseye bir kötülüğüm yok. Yapmadığın için suçlusun. Bütün insanlığın saadeti için çalışacaksın. Tebliğ vazifeni yapacaksın. Davet vazifeni yapacaksın. Hakkın hakimiyeti için cihat vazifesini yapacaksın. Bunu yapmazsan şuurlu bir Müslüman olamazsın. Bizim inancımızın gereği budur. Ey Müslümanlar! Hurma ağaçlarının altını havalandıracağız, yapraklarını seyrelteceğiz diye o
oyalanmak suretiyle cihattan geri durarak kendinizi tehlikeye atmayın. Saadet Partisi.